Herkese merhaba arkadaşlar, ben Talha. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte squish yaptım ve onu göstereceğim size. Arkadaşlar squish biraz kötü oldu. Şöyle bir squish oldu. Şimdi buraya neden böyle bir talihsiz olay yaşandı burada. Şimdi burada yırtıldığı için, bir de benim hiç yapışkanım olmadığı için maalesef böyle oldu. Bunu böyle yapıştırmak zorunda kaldım. Ama gayet güzel bir squish oldu. Bunun yapımını göstereceğim ama kendim yapmayacağım. Çünkü yeri gösterdiğimde, yani masamı gösterdiğimde darmadağın arkadaşlar. Bunun için 2 gündür uğraşıyorum. Arabalar ne alaka diyeceksiniz. Şapkalar ne alaka diyeceksiniz. Canım sıkıldı. Yaparken insanın canı sıkılıyor arkadaşlar. İlla bir çikolata yemeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, geliyorum bir dakika. Evet arkadaşlar, geldim. Şimdi bir de şöyle bir şey göstereceğim size. Ben böyle bir bileklik aldım arkadaşlar. Bileklik derken ayak bileği. Bu çok iyi koruyor arkadaşlar. Mesela şöyle gösteriyorum. Ve mesela içine bir tane ne koyabiliriz? Mesela bakın, vurduğumda bakın şöyle yapayım, hatta şurama taktım. Aslında ayağıma takılıyor ama ben buraya mı takayım? Şöyle yapalım. Bu olmaz bence bu. Elime. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Bakın. Bakın şu an burama vuruyorum. Oğlum, elim çok acıyor. Gerçekten elim çok acıyor ama yani bakın vuruyorum, elim çok acıyor. Bir dakika arkadaşlar. Elim çok acıyor. Ama şu kolum acımıyor. Bura. Acımıyor. Hemen çıkaralım. Gösterdim size de. Bakalım. Squish'in yapımını hemen söylüyorum. Bize şey olmadığı için ben çok yaratıcıyım arkadaşlar. Şimdi bizde bant yoktu. Şöyle göstereyim size. Ben de neyden yaptım biliyor musunuz bunu arkadaşlar? Islak mendilin yapışkanından yaptım. Biraz zor oldu düşünmek. Ama sonrasında güzel, hoş bir görüntü. Ya yani görüntü değildi yani. Çok rahatlıyorum arkadaşlar. Sıkıyorum. Oh. Arkadaşlar bunu nasıl yaptım? Şimdi mesela diyorum ki noodle yiyorsunuz. Mesela atıyorum ki çikolata yediniz, janga yediniz. Mesela yaprak sarma yediniz. Hani konserler oluyor ya, o konserlerde olmaz da. Atıyorum ki böyle paketler var mesela. Squishy paketinden de yapabilirsiniz. Tabii kapalı olması gerekiyor. Böyle ambalajı böyle gözükmemesi gerekiyor. Gözükmüyor bunda da. Arkadaşlar öyle bir ambalaj bulabilirsiniz. Mesela yediğiniz şeyleri atmayın arkadaşlar. Mesela noodle yiyorsunuz, paketini asla atmayın. Şimdiden söyleyeyim. Noodle'ı bence hiç kimse yemesin. Noodle çok sağlıksız bir yiyecek. Ben böyle bir yıl mı, yok 5 ay falan kendimi çok kaptırdım arkadaşlar. Her gün 4 tane yiyordum. Ama şimdi 2 ay falan oldu herhalde. 2 aydır ağzıma sürmüyorum arkadaşlar. Yani bir tane bile yemedim. 2 ayda bir tane yemedim. Çünkü böcek çıkıyor içinden. Sonra mesela 2 tane çocuk zehirleniyor onu yiyince. O yüzden ben de o görüntüleri görüp yemek istemedim. Ve arkadaşlar şöyle mesela noodle paketlerini yemeyin de. Ben noodle alırsam yani çöpe atarım. Çöpe atarım. Noodle paketiyle yapabilirsiniz. Noodle paketinin içine ya poşet ya da kağıt doldurun. Bize, ben
Gece yaptığım için salona gitmeye mutfakla salonun arasında sadece şöyle bir şey var. Duvar var. Yani birbirlerine bakıyor gibi. O yüzden ben de korktum açıkçası. Bir de bizim ev arkadaşlar hemen size dediğim mutfağın camı var. O cam da ormana bakıyor ve ormanda karanlık oluyor daha doğrusu. Orman mı vadi mi tam bilmiyorum. Büyük ihtimal vadinin içine yapılmış bir yer. Hemen görüyorsunuz önünüze orman var ve bazı kişiler gidince orada çok kötü bir görüntü oluşuyor ve oraya bir şey kaybediyorlar. Mesela montu kaybedilince arkadaşlar şöyle kafası kesilmiş gibi bir adam görüntüsü oluşuyor. Nasıl oluyor bu? Mesela mont düşürüyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle bir adam çıkıyor. Böyle korkuyorsun. O yüzden ben de gitmiyorum. O yüzden üşendim biraz oradan poşet almaya. Kağıtla yaptım arkadaşlar. Odamdaydı kağıt hemen yaptım arkadaşlar. Çok da eğlenceli oldu bence. Arkadaşlar benim hiçbir edit videom tutmadığı için ben artık yani futbol edit videolarım tutmamaya başladı. Mesela emek verdiğim videolar tutmuyor. Emek vermediğim videolar daha çok tutuyor. Mesela hangisinde emek vermedim? Hani dost muyuz sonsuza kadar yey dermişim. İnersem de vermişim. Çok kolay bir edit. Ben bunu çok kolay yaptım. Ve 135 izlendi. Kaç günde? 3 günde falan 135 izlendi. Şimdi çok uğraştığım bir edit var arkadaşlar. Ronaldo'nun editine aşırı bir şekilde uğraştım. Ve Muslera vs Peña editine aşırı uğraştım. O yine güzel izlendi. 102 falan izlendi. Ama yani şey çok uğraştım. Mesela unutmak istiyorum ona. O videolara çok uğraştım mesela. Ama mesela Kerem vs Ronaldo buna da çok uğraştım. Ama karşılığını alamıyorum büyük ihtimal ben. Arkadaşlar böyle edit videoların gelmesini istiyorsanız bu videoya 3 görüntüleme gelse yeter. Çünkü bu yani size gösterme amaçlı yaptım bunu. Squish'in yapımını gösterdim. Arkadaşlar içine koyduktan sonra bu arada nasıl paketi böyle açmaya dikkat ediyoruz. Şöyle. Mesela tam açmıyoruz. Şuradan açıyoruz. Çikolatanın çıkabileceği şekilde tavamızı alıyoruz. Sonra çikolatayı içinden çıkarıyoruz. Sonra içini temizlemenize gerek yok. Sadece poşet veya kağıt koyun. Ben kağıt koydum. İçine kağıtla doldurun. Sonra bir kalem aracılığıyla onu iteleyin. Şöyle. Bunun açık olduğunu düşünün şuranı. Şöyle itiyorsunuz ki oralarda yoğunlaşsın. 3 tane kağıt israfı olabilir. Bende bayağı kağıt israfı oldu hatta. İki tane oldu. Hatta üçüncü bu. Üçüncü böyle kaldı. Bitti. Ama ve arkadaşlar kartonlarla da kendime bir tane kasa yaptım. Kasiyer. Şöyle göstereyim size dedim. Şöyle. Buna diğer videoda ya, yani 2 saat sonra geleceğim. 1 saatlik video çekeceğim. Şuraya da tartı koyacağım çünkü. Tartı gibi bir alet olacak. Burada da mesela 300 gram falan filan yazacak. Onu yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir şey bu. Büyük yazılar liralı. 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 Liraları küçük yazılar da kuruşları hesaplıyor arkadaşlar. Yani bizde öyle virgül falan yok. Virgül nokta. Mesela 1000 mi yapmak istiyorsun? 1 0 0 0. Virgül yok yani. Virgül koyma bana ne? Virgül koy. İşte bu da güzel bir şey bence. Burada kasa. Kasayı daha tamamlayamadım. Çünkü daha buna dün başladım. Onu da söyleyeyim. Dün 10 dakikalık bir uğraşla bunu yaptım. 10 dakikada bence iyi oldu. Arkadaşlar bu arada şunu yaptım. Bizim evde 3 tane kulaklık olduğu için ben onların bir tane kartonunu kesip şöyle bu mavi kulaklığın kartonunu kesip yaptım bunu. Hatta siyah veya kırmızı kartonda kulaklığın da kartonunu kesip şuraya bir tane şey yapabilirim.
Şöyle terazi. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Edit videolarının gelmesini istiyorsanız bu videoya 3 görüntülenme istiyorum. Eğer squishy videoların gelmesini istiyorsanız 6 görüntülenme yeter arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.